Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atama açıklamasından bahsetmiş olacağız. Milli Savunma Bakanlığı yeni atama kararıyla beraber 30.062 yeni istihdam söz konusu olacağını, planlamanın yapılmış olduğunu ve önümüzdeki Nisan ayından itibaren bu gibi atamaların karşımıza çıkabileceğini belirtmiş oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı'nda hangi atamalar oluyor? Subay, astsubay, devlet memuru ataması, personel ataması, MSB işçi ataması veya bunların dışında yine farklı sözleşmeli er atamaları da karşımıza çıkabileceğini belirtmek isterim arkadaşlarım. Artık bugün itibariyle karşımıza toplam itibariyle 141'in üzerinde yeni güzel atama kararı yayınlanmış oldu arkadaşlar. Açıklaması yapılmış oldu. Bunlar hangisi diye soracak olursanız da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 45.000 öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5.000 memur ataması, Sağlık Bakanlığı'nın 32.000 sağlıkçı ve 10.000 işçi ataması, Milli Savunma Bakanlığı'nın 30.000 küsur ataması ve tabii ki de dün itibariyle yayınlanmış olan Adalet Bakanlığı'nın bizlerin karşısına 18.000 rakamının çıkmış olduğunu görmekteyiz. Toplam itibariyle 140.000 üzerinde bir atama gerçekleşmiş olacaktır. Herkese tekrar hayırlı olsun arkadaşlar. Evet, sıkıştırılmıştı bu ilanlar. Normal itibariyle aslında Mart'ın veya işte Şubat ayının ortalarında karşımıza çıkacaktı. Ama depremden ötürü veya işte seçimden ötürü de biraz daha sıkıştırmış durumdalardı. 140.000 atamanın daha da nice olması ve daha fazla güzel ilanların karşımıza çıkması umuduyla arkadaşlar. Tabii bizler bu süreçte başvurularımızı yaparken doğru tercihi vermemiz gerekiyor. Veya nereye başvurmamız gerekiyor, nasıl başvuru yapmamız gerekiyor ile ilgili bütün kısımların hepsini ayrıntılı bir şekilde Bilgi Yıldızı YouTube kanalından veya Telegram'dan, Instagram'dan sizlere yayınlamaya çalışıyor olacağız arkadaşlarım. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Tabii şu an söyleyeceğim cümleler birazcık zor olabilir, imkansız olabilir ama tabii ki de üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek istiyorum ben. Lütfen arkadaşlar, puanınız yüksekse ve bir yere atanma ihtimaliniz çok çok yüksekse kimsenin önünü kapatmayın. Örnek veriyorum, fizyoterapist mezunusundur, 92-90 puanlısındır, ilk yüzdesindir. Yani atanma ihtimalin çok yüksektir. Bu sadece bir örnekti. Her branşla bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örnek verdim, 90-92 puanlısındır. Sağlık Bakanlığı'nda atanma ihtimalin çok yüksek. Şimdi sen gidip de Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki atamaya başvurursan ve Sağlık Bakanlığı'nda birkaç gün sonrasında gelirse ve orada şansını değerlendirirsen Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki atamayı, yani oradaki kadroyu yapmış oluyorsun. Yani bir kişinin hakkına girmiş oluyorsun. Lütfen ama lütfen, bir yere atanma ihtimaliniz çok yüksekse ve puanınız gerçekten güzelse, başka bir hedefiniz varsa sırf başvuru yapmak için bir yerlerin kontenjanını dağıtmaya gerek yoktur. Bunu yapmayın arkadaşlarım, lütfen ama lütfen. Bu çok önemli bir mevzudur. Yani puanlar bu gibi güzel atamaların akabinde çok daha düşeceğini ben inanıyorum. Ama şimdi 90 puanlı biri hem Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurup da hem Sağlık Bakanlığı'na başvurup da veya farklı ilanlarda şansını değerlendirirse bir başkasının önünü kesmiş olacaktır. O yüzden lütfen bu hatayı yapmayın. Bu duyarlılıkta olursak eminim herkes çok güzel yere yerleşmiş olacaktır. Kimse kimsenin önünü kapatmayacaktır. Tabii ben bunu söylüyorum, biraz zor bir ihtimal. Yani sizler kendi bildiğinizi yine okuyacaksınız ama lütfen ama lütfen bu sesime kulak verin ve kimsenin önünü kapatmayın. Şansınız bir yerde varsa ve garantilemişseniz tabii ki de orayı biraz beklemenizi tavsiye ederim. Şunu da söyleyeyim, hani garanti değildir, atanma ihtimalin düşüktür, zayıftır. Hocam ben orada şansını değerlendiriyorum ama burada da şansımı değerlendirmek istiyorum diyorsan tabii ki de bunu yapacaksındır. Burada kimse bir şey diyemez. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız arkadaşlarım. Şu an kendinize iyi bakın. Bu tüm atamaların başvuru konusu hakkında, tercih konusu hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın memur ataması ile ilgili birkaç açıklama daha yapmış olacağım sizlere. Onların videosunu sizlere çekmiş olacağım arkadaşlar. Muhakkak tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.